Merakla beklenen filmin basın toplantısına gidiyoruz. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e şöhret kapılarını aralayan Çalgı Çengi'nin ikincisi çekiliyor. Bakın seyirciyi ne gibi sürprizler bekliyor. Bum 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 kara gitti. Bum 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 kara gitti. Bum 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 kara gitti. Çalgı Çengi 2 geliyor. Her tarzı denildi arkadaşlar. Dev kadroyla kahkaha dolu röportajlar. Şimdi kaşı ben yapıp geliyorum. Yani. Ve Çalgı Çengi 2'den büyük sürprizler Magazin 8'de. Vizyona girdiğinde maalesef fazla izlenmeyen bir filmdi. Bir beyni iki kişi paylaşıyoruz. Selçuk Aydemir'in yönettiği, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi 2'nin çekimleri bitti. Vallahi ben işte seninle tanıştığım günden beri, yani üçümüz tanıştığımız günden beri Çalgı Çengi 2'yi bekliyordum. Değdi hocam, çok yorulduk. Şu ana kadar çekmiş olduğumuz belki de en hem prodüksiyonel olarak zor hem de çok fazla mekan var. Çok değişik bir şey denedi Selçuk Aydemir. Ama şöyle söyleyeyim. Zannediyorum şu ana kadar da çektiğimiz en eğlenceli film oldu. Filmde yine bol bol şarkılar, türküler olacakmış. Çıkırdım sendeledim. Bacaklarım çözüldü. Biraz müzikal gibi gerçekten. En müzikli film oldu. Her tarzı denedi arkadaşlar. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in imajı bu film için tamamen değişmişti. Ünlü oyuncular Rasim Öztekin ve Ayhan Taş ise adeta 180 derece imaj değişikliğine gitmiş. Bayağı sıcak bir ortamda çalıştık ama tek avantajımız çekimlerin neredeyse 4/3'ü gece çekimleriydi. Dolayısıyla biraz o şekilde sıcaktan kurtulmuş olduk. Bayağı yorucu. Ben aşağı yukarı bir 15 gün falan çalıştım. Bayağı yorucu bir tempoda çalıştık. Rasim Öztekin, Çalgı Çengi 2 için herkesin canla başla çalıştığını açıkladı. Ama Ahmet'le Murat Cemcir ve Selçuk daha çok yoruldu. Onların hakkını da teslim edelim. Ve sevgili Ahmet'e ben buradan pası atıyorum. O hiç konuşmadı, vardır bir bildiği. 6 yıl önce gösterime giren Çalgı Çengi 1 ne yazık ki izlenmemiş, ekip maddi açıdan zarar etmişti. İlk filmde ortada olan bir şey var. Vizyona girdiğinde maalesef fazla izlenmeyen bir filmdi. Daha sonralarda tabiri caizse çok izlendi, efsane oldu. Bizde onun bir sorumluluğu vardı. Aradan geçen 5-6 senenin sonunda hani o naifliği kaybetmeden, hem komedisini, karakterlerin o naifliğini kaybetmeden nasıl yapacağımızı çok düşündük. Selçuk da sağ olsun hemen halletmiş onu. Çok güzel bir film çıktı. Komedisi yoğun. Tekrar Salih ile Gürkan olunca da anladık zaten hani yine daha komik bir film olduğunu. Biz çok heyecanlıyız. Ben çok güldüm çekerken yine. İnşallah siz de beğeneceksiniz. Bir de filmde handikaplar var tabii. Ben yok. İkincisinde sen varsın. Rasim abi filme ağırlığı, yani bizim ekibimizde ağırlığını koyduğu anda 7 milyon gibi bir rakama ulaştı. Sonra... Ama Rasim abi kavuktan sonra çok değişmiş. Başka bir Rasim olsun. Kavuktan sonra 1 milyon falan seyircimiz düştü. Kavukla beraber 1 milyon seyircimiz düştü. Bakalım artık nasıl yapacağız. Çok değerli oyuncularla çalıştık yine. Bizim daha önce çalışmış olduğumuz ekibimizdeki bütün oyuncu arkadaşlarımızın yanı sıra Nur Hanım katıldı, Zihni Bey, Ahmet Gülhan. Salih ve Gürkan isimli iki yerel düğün müzisyeninin başlarına gelen ilginç olayların anlatıldığı Çalgı Çengi 1 gösterim tarihinden aylar sonra fark edilmiş ve milyonlarca kişi tarafından seyredilmişti. Demedim mi, demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer. Duyamazsın demedim mi, demedim mi ya? Demedim mi? Söylemedim mi? Çalgı Çengi 2'nin basın toplantısında imajı değişen bir diğer oyuncu Burak Satıboğlu. Şu arkadaş Burak Satıboğlu. Film işte böyle bir Burak. Ayhan Taş, yönetmen Selçuk Aydemir'e göndermede bulundu. Selçuk, bütün bildiklerini uyguladın dedi ya. Biz Selçuk'un bu kadar şey bildiğini bilmiyorduk yani. Çok fazla şey uyguladı.
Yani bir kısmını bir sonraki filme saklasaymış daha iyi inşallah. Çok keyifli bizim için. Ustalarımız var, birlikte çalışmış olmak, set arasında sohbet etmiş olmak, onlarla yan yana gelmiş olmak. Bir kuşağız biz, bir başka kuşak var, ortada bir kuşak duruyor. Siyah kuşak burada, kavukluya sırtımızı dayadık, oynadık. Çok çok keyifliydi. Herkese ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Sinemanın ve dizilerin usta ismi Zihni Göktay da bu filmde yer alıyor. Leitmotif olarak bir komiser oynuyorum. Arkadaşlar rica ettiler. Beni de hiç yormadılar. Yönetmene, prodüksiyon ekibine, bütün emekçilere çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim insanlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Güzel bir film olacağını belli, üst üste oldum. Tiyatroda bir komiser oynuyorum. Burada da bir komiser oynuyorum. Komiserlikten açıldı şansım bu sezon. Zihni Göktay'ın konuşması tüm ekip tarafından alkışlandı. Hepsine ayrı ayrı, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir de çok sevdiğim arkadaşım benim, 40 senelik tiyatrocu arkadaşım. Ayşe Hanım'la birlikte olmanın, Ahmet abimle birlikte olmanın, sevgili Rasim'le birlikte olmanın ve genç yeteneklerle birlikte olmanın huzuru içindeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çalgı Çengi 1'de iki komik isim birbirinden değişik şarkıları seslendirmişti. Ama benim adım Eriban Rayton, ben gezerim balık onu balık on. Gelir de boynuna girerim ama, navalı da günahı da boynuma. Ahmet Kural, Çalgı Çengi ikimizde de çok ilginç şarkılar olduğunu belirtti. Bu filmde efsane, yani neredeyse 4'lü 3'e efsane olacak şarkılar hakikaten. Çok iddialıyız şarkı konusunda bu sefer. Basın toplantısında Çalgı Çengi ikimizin hikayesi de Ahmet Kural tarafından açıklandı. Mafya düğünlerinde çalan iki şahsız. Mafya düğünlerinde şarkıcılık yapan iki şarkıcıyı canlandıracak Murat Cemcir ve Ahmet Kural. Ellerimde çiçekler, kapımda sırrım sırlan. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalıkta bırakma. Haydi hep beraber. Ellerimde çiçekler, kolumda bilezikler. Oysa ben dolanayım, oy oy emrinde. Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. 6 Ocak 2017'de gösterime girecek film, dizi olarak ekranda projeye dönüşür mü sorusuna ilginç yanıtlar verildi. Yani şu an hiçbir şey yok ama her an herkes her şeyi yapabilir. Yani o da yapabilir, aynen. Çalgı Çengi zaten daha yeni sinema filmine dönüştü. Başta Çalgı Çengi'yi biz dizi pilotu olarak çekmiştik. Birinci bölümde o izledik. O yüzden birinci bölümde yani çok net bir finali yok. Daha sonra televizyon filmi mi olsa bu, dizi zorlayacak falan dendi. Ondan sonra bir baktık sinemada zaten. Yani dizi diye başlanan serüven daha yeni sinema filmine geçti aslında. İkinci filmle beraber. Dizi olmaz ama Çalgı Çengi'de. Ahmet Kural bu film için tek kaş oldu. Ünlü oyuncu evde tek kaş makyajı yapabildiğini söyledi. Bu saç böyle kalır. Biraz kalır, aynen. Burada işte ekstradan bir kaşımız var. Tek kaş durumu var. İlk filmde ben bunu yaptıkları zaman hemen siliyordum, arkamı dönüyordum falan. O zaman alışmamıştık. Sonradan sonuçları görünce şimdi kaşı ben yapıp geliyorum. Kaş ektirdim. Ektirdim falan öyle. Mutluyuz bu durumdan ama ben de artık bir komedi filminde düzgün görünen bir adam oynamak isterim açıkçası. Ama hoşumuza gidiyor ya. Kural ve Cemcir'in yol arkadaşlığı Zeki Metin birlikteliğine benzetilir uzun süredir. Bu sorunun cevabında da kahkaha tufanı yaşandı. Zeki, Alasya ve Metin aklınlara benzetilmek her zaman için bizim için gurur verici ama ağır bir sorumluluktur. O yüzden biz çok da böyle ikili bir durum, evet ikili devam ediyoruz ama farklı farklı şeyler de yapabiliriz. Öyle bir iddiamız yok. Biz ikiliyiz diye bir durumumuz yok bizim. Ha. Tabii ben bundan sonra... Ben bundan sonra... Hem şunu söyleyeceğim. Kurtlar sofrası. Ya yok ya. Sen ne yaptın? Yok hocam, ben buradan açık açık konuşuyorum. Filmin PR'ını yapıyorum. Filmin ayrılıyorlar diye PR'ını yapıyorum. Biz başladığımız noktaya geri dönüp bundan sonra... Hayır, şeyler. Dizilerde dram izlerim. Yok, çok şükür, çok memnunuz. Aman Allah'ım. Turuncular içindeki usta oyuncu Rasim Öztekin filmde birçok sürpriz olduğunu belirtti. Buradan çıkıp zaten Hollanda maçına gideceğim. Öyle bir halim var.
Evet, biraz şatafatlı bir tip. Renkli bir tip oynuyorum. Kostümden de anlaşılacağı üzere. Seyirciye de sürpriz olacak. Rasim Öztekin bu imajını 24 saat sonra sileceğini söyledi. Yok, birazdan keseceğim. Ben basın toplantısından sonra keseceğim. Çünkü bununla uğraşılmaz ya. Böyle falan bayağı harita çizer gibi tıraş olmak lazım, bana göre değil. Rasim Öztekin, Cemcir ve Kural'ın menajeri olarak Binder rol alacak. Türkiye'nin hayranlık duyduğu iki değerli oyuncunun yanındayız şimdi de. Karakterler, iki tane kuzen, Ankaralı karaktersiz. Düğün şarkıcısı. İlk filmde olduğu gibi 5-6 senedir mafyanın içindeler ve çıkmaya çalıştıkları bir filmi izleyeceksiniz. Süreçte neler oluyor, neler yaşanıyor onu göreceğiz yine. Sonra aynen, macera bu. Bol maceralı, böyle esasında tam yurdum insanı. Böyle vicdanlı, umutla bakıyor hayata. Başlarına gelen her şeyi bir şekilde kendi aralarındaki ortak kullandıkları zihinle halleden karakter. Ama ortak kullanıyorlar. Hani bir zihin, bir tane beyni, akıl var. Bir beyni iki kişi paylaşıyoruz. Aynen, yani öyle diyebiliriz yani. Birbirimizi o yüzden iyi tamamlıyoruz zannediyorum. Benim şu ana kadar en sevdiğim filmimiz oldu. Bizim hep en sevdiğimiz film. Hani Çalgı Çengi bizim için çok ayrıydı. Buradan da seyircimize teşekkür ediyoruz ayrıca. Çok güzel bir film bekliyor onları. Hiç pişman olmayacaklar. Bu sefer güzel bir aile komedisi geliyor efendim. İlk Çalgı Çengi'ye nazaran. Evet. Bol müzikli, bol şarkılı bir aile komedisi geliyor. Bol kadrosu, bol yeni kadro. Yıllardır başarıyla birçok projede yer alan Murat Cemcir ve Ahmet Kural en fazla 4 gün birbirlerinden ayrı kalmışlar ve büyük hasret yaşamışlar. Vallahi onda bir eksiklik olacağını zannetmiyorum. Yok yok, özlüyorum ben ya. Tabii özlüyoruz evet, birbirimizi ama yani zaten en fazla böyle 4 gün görüşmüyoruz. Evet, evet. Hakikaten geçen gün böyle setli karavanda işte 4 gün falan görüşmemişiz. Ortak setimiz yoktu böyle. Ondan sonra böyle baktık falan, bakıştık ya, özledim ben seni, ben de seni özledim falan gibi oldu. Değişik bir duygu. Hep kahkaha, hep şakalarla dolu bir gün yaşandı. Ancak bu filmde dram sahneleri de mevcutmuş. Biz dram da yaptık kardeş payında. Yapabileceğimizi, yaptığımızı gösterdik. İşler güçlerde de öyle sahneler çektik. Ama kardeş payında biz bir bölüm hiç şaka yapmadığımız, ağır bir dram yaptığımız bir bölümümüz vardı. Bize yani olaya esasında şey film ya, çekerken de komedi filmi çekiyormuş gibi çekmediğimiz için biz çok inanarak oynuyoruz aslında karakterleri. Aslında Salih ile Gürkan'ın hayatı dram. Evet. Yani o drama gülüyor seyirci. Yani öyle bir sulu zırtlak bir komedi değil. Daha değişik bir film bu. Ben mesela durduğumuz yerde ağlıyoruz o dram sahnelerinde. Evet. Mesela buradaki saçma sapan sahnelerde durup dururken ağlayabiliyorduk. O yüzden bu film çok değerli bizim için. Ve iki değerli oyuncudan hayranlarını üzecek bir haber. Cemcir ve Kural uzun süre dizi film yapmayacakmış. Hiç bilmiyoruz şu an, hiçbir şey yok. Şu filmi zannetmiyoruz ya yani. Yakın zamanda zannetmiyoruz çünkü önce filmi bir perdeye çıkıp perdede filmi bir görmek istiyoruz. Seyirci bakalım takdir edecek mi, beğenecek mi? Ondan sonra ancak karar verebileceğimiz bir şey olacak. Evet. Ayhan Taş ve Burak Satıbol bu film için biraz kilo almış. Selçuk bana 5 yıl önce kilo aldı. Sonra da dur demedi. Dur dizi duracağım ama dur demedi yani. Bugün de demedi. Allah Allah. Bana da Ayhan abi al ama verme dedi. Ama ben yani normal. Ben de kilo aldım biraz. Set bitti. Şimdi herhalde 3-4 kilo veririm. Veririz artık Burak. Sen kendi adına konuşan verirsin değil mi? Çalgı Çengi 2'miz 2017 Ocak'ta gösterime girecek. Ama biz Ayhan'la ikimiz LT'yi oynuyoruz. Evet. Ama hakikaten sürprizlerimiz var. Evet. Söylersek sürpriz kaçar. Tamam. Filmin içinde onlar çıkacak. İzlenilince çıkacak sürprizler var. Ama işte ne? İşte ben hani biliniyor zaten. Hani mafya babasını oynuyorum. Oyuncular hep birlikte dev bir pasta kesti. Hadi bakalım. Bu dilimlerim.